yüzlerce mağduru var. Gazilerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. 16 Temmuz gecesi hocam burada sela vermek için kendisine tevdi edilen görevi yerine getirmek için buraya geldiğinde kendisini bilmez bir takım faşistan saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ve hocam bu konuyla ilgili 3 tane kardeş, ikisi bayan, bir tane erkek olmak üzere hocam kendilerine bayan olmasa bile bir mukavemette göstermedi. Kendileri için aynen şunu söyledi. Zaten biz basın açıklamalarımızı yapmıştık daha önceden de. Bayan olduğu için elini kaldırmadı. Gerek bir din görevlisi olması, gerek bir hanımla karşı karşıya kalması hocamı darp edilmesine sebebiyet verdi. Ancak şu bilinmelidir ki biz hukuk camiası olarak hocamızın sonuna kadar arkasındayız ve arkasında durmaya devam ediyoruz. 17 Temmuz'dan itibaren hocamızla birlikte gerekli bilgi belgeleri topladık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Tabii basının bilmediği bir şey var. Şimdi ilk defa ben onu burada açıklıyorum. Basın daha önce bu kadar çok ilgilenmezken bu kişiler tekrar salıverilmişti. Zannediyorum 20 ya da 25'i aralığında bir 22-23'ü de olabilir. Biz tekrar itirazda bulunduk savcılığa. Bunların bir suç işlediğini, terör övme suç işlediğini, kamu görevlisi olan bir kişiyi engellediğini ve bu nedenlerle de hocama karşı özellikle darbeye karşı savunma ve darbeye karşı destek verme eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle bu kişilerin salıverilmemesi gerektiğini, kaçma tehlikesinin olduğu, delilleri karartma risklerinin olduğunu söyledik. Sağ olsun savcılık da bu değerlendirmeyi yaptı ve tekrar itiraz ederek bunlar tekrar tutuklandı. Ancak ikinci kez tekrar salıverilince bu basının dikkatini çekti. Biz kalkışma yapan tüm alçaklara, hainlere bu milletin, bu devletin ve bu yargının gerekli müdahale yapacağını inanıyoruz. Şimdi dosya gizli arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Dosya gizli olması hasebiyle dosyayı tam olarak inceleyemiyoruz. Bilgi istediğimizde ise olağanüstü hal gerekçe gösterilerek maalesef hakimler tarafından bu dosya incelememize engel olunuyor. Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Kendilerinin bir duruşma sonucunda salıverildiği gibi bir algı oluştu basında. Aslında dosya üzerinden inceleme yaptı hakim ve bunları salıverdi. Şu anda bildiğimiz bilgi şudur ki özellikle birisi biliyorsunuz tutuklandı, daha sonra serbest bırakıldı. Diğerleri ise de Türkiye'den kaçtığı ve Almanya'da olduğu söylenmekte. Bunlar nereye kaçarsa kaçsın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bizler haklı davamızın peşinde olacağız ve bu alçakları Türkiye'ye geri getireceğiz. Yargılanacak. Bunlarla ilgili kimin kusuru varsa, kimin bu konuyla ilgili ihmali varsa bu konuyla ilgili de biz gerekli işlemleri başlatacağız. Bugünden bahsedersek Sayın Başbakan. Bugün Sayın Başbakanımız nezaketen buraya geldi. Nezaketen sadece devletin hocamızın yanında olduğunu, devletin milletin yanında olduğunu ve darbeye karşı savunmuş olan kahramanca insanların da yanında yer aldığını göstermek için bir nezaket ziyaretine bulundu. Sayın Başbakanımız burada hocama geçmiş olsun temennilerini, dileklerini ilettikten sonra bu milletin arkasında olduğunu ve hocamızın arkasında olduğunu belirtmek için buraya kendisi bizzat teşrif etti arkadaşlar. Biz Sayın Başbakanımıza da buradan sizlerin adına teşekkür ediyoruz. Bu millet, bu devlet, bu necip millet daima payidar olacaktır. Dolayısıyla hiçbir çapulcuya, hiçbir namusa, hiçbir alçağa pabuç bırakılmayacaktır. Ve devletimiz de ila nihaya yaşayacaktır. Allah bir daha bu devlete böyle şeyler göstermesin diyoruz. Temennimiz o arkadaşlar. Hocamla ilgili bir görüşme arkadaşlar 657 sayı devlet memuruna tabi hocam. Hocam size de teşekkür ediyor arkadaşlar. Evet, sağ olasınız.